Çakılacaksın, çakılacaksın. Tabii numara değilse kim numara bu? Ay! Baykuş kız. Merak etme, iyiyim. Artık tek pijama askerinin sesi yetmiyor. Üçününkünü de almalıyım. Ha? Hayır, sesimi kaybediyorum. Aa, bizim de sesimizi çalıyor. Yani Dahiyane Romeo herkesin sesini alıyor mu? O muhteşem ötesi biri. Ama biz değiliz. Seslerimiz olmadan bir daha onu asla durduramayız. Hepsi de kertenkelenin fırsatı varken sesini almaması yüzünden oldu. Çok beceriksiz biri. R-O-M-E-O Romeo. Ne dedin sen? Kahraman olma zamanı mıymış? Rüyanda görürsün sürüngen. Bu seslerle ne kötü şeyler yaparım şimdi. Suçu da pijama askerlere atabilirim. Ah, düşündüğünden de daha iyiymişim. Neden duruyorum? Acaba motorda mı bir sorun çıktı? Çiçek mi? Ama çiçeğimiz yok ki. Sorun yok. Süper kedi hızı. O parmağını sakın bana doğrultma. Ne dersem onu yapacaksınız. Şimdi yakalayın onları. Ha? Tamam pijama askeriler, şimdi kelebekleri evlerine götürelim. Nazikçe. Merhaba kelebekler. Birlikte uçalım mı? Hadi buradan, hadi. Hey, renklerime bakın kelebekler. Hadi, gelin size göstereyim. Ne? Bunu mu seviyorsunuz? Nazik mi olayım? Çok doğru Ay kızı. Ben de öyle olacağım. Olanlar için gerçekten üzgünüm kelebekler. Ama size bir sürü çiçek getirmiştim. Alın. Lütfen bizimle gelin. İşte bu. Aferin kelebekler. Teşekkür ederim. Ha? Ne? Ay mıknatısım sıkışmış mı? Durun kelebekler. Onlarla gidemezsiniz. Güveler, nereye gidiyorsunuz güveler? Hala niye bekliyorsunuz siz? Yakalayın. Yakalayın dedim size. Güve kafalı güveler sizi. Merhaba güveler. Siz de mi geliyorsunuz? Bunu çok isteriz. Evet, size söz, nazik davranacağım. Hayır, 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 hayır. Artık hiç yardımcım kalmadı. Bakın, neredeyse Ay kızına üzüleceğim. Kaçtı aşkına, ne oluyor? İki küçük buz küpü yatıyormuş. İki küçük buz küpü çok üşümüş. Benim bir planım daha iyi. Sürüngenler aşkına. Kendi planımı yapıp, kendi gücümü kullanıp onlara gösterseydim keşke. Kahraman olma zamanı. Süper yapışkan kertenkele. Şimdi plan sırası bende. Sen Romeo'nun kızağına olabildiğince çok vurmaya çalışmalısın. Buzda tilt oynamaya hazır mısınız? Ha? Hey, belki kertenkelenin planı işe yarar. Hadi biraz buz kıralım. Bu buz kafalılar benim aracımı bozmaya çalışıyor. Artık yapacak tek bir şey var. Şimdi Romeo'ya buzla dans nasılmış göstereceğim. Yapışkan kertenkele. Ha?
Ne haber Romeo? Baksana, yapışkanlık gücümle buzda sizden daha iyiyim. Tamamen saçmalık. Bu kızağı bir dahi yaptı. Yani ben, sizin gibi sersemlerin gelip bu muhteşem aracı yenmesi imkansız. Göreceğiz bakalım. Hadi kertenkele. Yakalayamazsın ki. Süper kertenkele gücü. Hayır. Yakaladım Romeo. Süper hızlı kedi. Bu sandalyeye dolu mu? Ne? Nasıl? Ama kedi çocuk gece ninjası kazanmalı demiştik. Ne? Ama bu balonlar parti için çok güzel olacak. Öyle değil mi? Sen ne yapıyorsun? Pis yapışkan kertenkele. Ninjalılar. Hayır. Tamam tuttum. Ne? Hayır. O benim pastam. O gece ninjası ortada yok. Anlaşılan yenildiğini artık anladı. Ama pastayı da risk ettin. Ama sonuçta aldık. Ayrıca bu usta Fang balonlarını da. Beni hiç dinlemiyorsun. Kertenkele partisi olacak. Sadece bunu düşünüyorsun kertenkele. Ne kadar güzel göründüklerine bir baksana. Ha? Muhteşem usta Fang pastası. Ben kertenkele pastası istiyorum. Ama anlaşılan buna kaldık. Ama değişmek ister misin benimle? Asla! Hey! Evet, değişelim. Hayır, usta Fang pastası mı? Evet, bu harika bir pasta. Gerçekten harika. Öncelikle buraya basarsan... Ha? Neler oluyor? Bu normal bir pasta değil. Bu bir yapışkan kremalı ninja yıldızı atan pasta. Yapışkan kremalı ninja yıldızı atan pasta mı? Evet. En üstteki kata kadar ışıklar yandığında her yere krema saçmaya başlar. Ve herkes kremayı temizlerken de her yere yapışırlar. Ve partimi mahvetmek de neymiş görürler. Herkese krema yapışırsa hiçbiri kertenkelenin partisine gelemez. Üzgünüm kertenkele. Hepsi benim hatam. Bir hata yapmış olabilirim ama şimdi benim bir fikrim var. Kahraman olma zamanı. Evet. La 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 la. Hey! Bu bizim sakar kertenkele değil mi? Ha? Olamaz kertenkele. Bakalım kuş beynini. Süper hızlı kedi. Mikrofonu geri versene şapşal kız. Kuyruğum sıkıştı. Asla. Ben Jayden Houston konserine gündüz gidemiyorsam hiç kimse gidemez. Jayden mikrofonu benim. Ne istersem söylerim. Hadi çabuk peşinden gidelim. Çocuklar durun, kuyruğumu kurtarmalısınız. O bileti istiyorum. Yardım ederim. Ama ben de istiyorum. Süper güçlü kertenkele. İyi misin baykuş kız? Evet. Harika. Ay kızını yakalamama kim yardım edecek? Bir şey duydun mu kedi çocuk? Belki küçük kuşlar bileti bana vermeni söylüyordur. Bu zor bir karar. İkiniz de arkadaşımsınız. Bu da ne? Harika. Bu senin Flash kız oyuncağın. Her yerde bunu arıyordum. Ama istersen sen de kalabilir. Sağ ol. Sen çok iyisin. Hayır, yumurtalar varken arabayı saklayamıyorum. Çok geç, Romeo'yu kaçırmalıyım. O yumurtalarla büyük bir omlet yapacaktık ve onları almaya geldim. Bu çürük yumurtaları mı yani? Benim makinem hepsini çürütüyor. Bu yüzden kırarken daha çok koku çıkıyor bunlardan. Çok iğrenç.
Yakında kokudan kimse evden çıkamayacak. En büyük ben olacağım. Koş bakalım kertenkele bacam. İşte koku geliyor. Küçük böcekcek. Kurtuldum. Ama kokudan kaçmak için kertenkele mobil lazım bana. Nereye bırakmıştım ki? Kertenkele. İğrenç kokuyor. Bu kokudan kurtulmamız gerek. Kertenkele mobile girelim. Ama nerede? Arabayı kaybetmedi değil mi? Tabii ki hayır. Sadece... Merhaba pijama öskeliler. Yoksa pijam kokuşmuşlar mı? Kokuşturucumu çalıştırıyorum. İğrençliğe hazır olun. Kokudan kurtulabiliriz pijama öskeliler. Romeo'yu durdurmak için araba gerekmiyor. Yumurtalar eskisinden kötü kokuyor. Tabii ki zavallı pisi çocuk. Benim kokuşturucumla daha çok çürüyorlar. Kertenkele mobile sığınsak çok iyi olur. Ama nerede kertenkele? Yani gerek de yok aslında. Saklanalım. Mesela işte böyle. Yani böyle. Sürüngenler aşkına buradan sonrasını yürüsem iyi olur. Nasıl iyi uçtuğumu gördünüz mü? Bana iyi bak baykuş kız. Belki birkaç hareket öğrenebilirsin. Hareket mi? Ama çakılıyordum. Evet, bu şeyi çok iyi beceriyorum, öyle değil mi? Uçma yeteneğim ekibe çok yarayacak. Yeteneğin mi? Uçan başka birileri daha vardı hatırlarsan. Hadi çocuklar, belki ekibe birlikte de yardım edebilirsiniz. Resim güzel olmuş. Artık o şapşal çocuklar gündüz balona binemeyecek. Artık bu ay balonu benim oldu. Siz etrafı gözetleyin. Ben skuturuma binip balonu almaya gidiyorum. Bunun için çok iyi uçmalısın. Merak etme baykuş kız. Sen orasını bana bırak. Benim için gerçekten çok kolay olacak. Gerçekten mi? Çocuklar tartışmayın lütfen. Belki kamuflaj gücümle balonu ben de getirebilirim. Kamuflaj güzeldir ama benim skuturum çok daha havalı. Bak şimdi. Hey ay kızı, balonu hemen ver. Küçük pisicik gelmiş. Balonumu istiyorsun. İyi, o zaman gel de al bakalım. Merak etmeyin, sorun yok. Anlaşılan pisiciğin başı biraz dönecek. Hayır. Bu lamba neden eğik duruyor? Baykuş gözlerini dört aç. Kötü biri olabilir. Seni kötü biri sanmıştık. Size ay kızının okula doğru gittiğini söyleyecektim. Neden pijama telsiziyle söylemedin? Belki yardıma ihtiyacınız vardır demiştim. Eğer dışarı çıkmaya devam edersen hapşırığın geçmez. Ben... Biliyorum. Geri dönüyorum. Tamam. Biz de okula bakarız. Bir şey görürsen bize söyle. Güveler yakında. Ay kızı da buradadır. Hemen dışarıda. Çocuklara söylemem gerek. Ama peşinden gidersem belki neler olduğunu öğrenebilirim. Bu daha iyi bir fikir bence. Hey! Şu güveyi takip etsem iyi olacak. Beni ay kızına götürebilir. Beni bekle yalnız güve. Thank you.
güzergahtan bir sorun var. Bunu dev bir ay mıknatısına çevirdim. Yakında kapılar manyetikle kapanıp açılmayacak. Ve kuş sayesinde de şehirdeki her şeyi kendine çekecek. Hepsi benim olacak. Ne? Benim çiftçiyim mi yaptı bunu? Bu olamaz. Çok doğru kuş beyinli. Öyle kötü bir hayvan sahibisin ki kuşun ay kristalini odana koydu. Ama şimdi karargah benim olduğu için geri alabilirsin onu. Ama Cikcik bana niye böyle bir şey yapsın? Belki de ona düzgün bakamadığın içindir Amaya. Bu benim hatamdı. Eğer ona iyi bakıp yemek verip düzgün ilgilenseydim bunlar asla olmazdı. Cikcik, beni duyuyorsan çok özür dilerim. Bu kolay değilmiş meğerse. Sana iyi bakmalıydım. Bunu düzelteceğim. Ve şimdi kahraman olacağım ve sonra... Hey bak! Cikcik! Cikcik, seni bir daha asla üzmeyeceğim. Sana bir yuva yapıp seni eğiteceğim ve çok iyi arkadaş olacağız. Hey, bu ses de ne? Aa, neler oluyor? Olamaz. Ay kızının ay güçleri işe yarıyor. Karargah her şeyi kendine çekiyor. Kapılar çok fazla dayanmaz. Eğer her şey karargahın üstüne yapışırsa yakında çökebilir. Pijamaskeliler, bunu durdurmalıyız. Hadi uç Cikcik. Yardım mı edeceksin? Tamam, git hadi. Süper. Kertenkele gücü. Hadi kertenkele yapabiliriz. Hiç sanmıyorum. Ha? Benim ay karargahımı durduramazsınız. Ay kristali bende olduğu sürece her şey benim olacak. Nerede şu şapşal kertenkele? Nijalinolar, otobüslerde niye çıktınız? İçeri girip kertenkeleyi durdurun hadi. Sürüngenler aşkına sıkıştım. İşte şimdi oldu. Nijalinolar, gösterin gününü. Galiba benim durağa geldik. Kamuflajlı kertenkele. Olamaz. Yapışkan yıldız mancınığı mı? Bize de ondan gerek değil mi? Hayır değil baykuş kız. Bizim de savunma aletlerimiz var. Evet, baykuş kız bize yardım eder misin acaba? İyi ama belki de... Merhaba işe yaramaz pijama maskeliler. İtiraf edin, en iyi karargah benim. Ve sizinkini de yok edeceğim şimdi. Tüylü top mancınığımıza karşı koyarsak yok edemezsin. Al bakalım. Iskaladı. Sen baykuş değilsin, kör bir yarasasın. Önce bir hedefi ayarlayalım. Hey baykuş kız, biz aynı takımdayız. İşte buradasın kertenkele. Dur da seni birazcık döndüreyim. Bekle kertenkele. Koştu aşkına. Gece ninjasının kalesi dönebiliyor mu? Kertenkele, bir sorunu çözmenin birçok yolu vardır. Romeo'yu kovalamak işe yaramıyor. Evet, doğru. Romeo'yu dışarıda tutabilirsek kötülük kutusunu bitirmesini de engellemiş oluruz, öyle değil mi? Çok yazık oldu. Çok geç kokuşmuşlar. Sonunda kötülük kutumu bitirdim. Tada! Eyvah! Hepsi bunun için miydi yani? Galiba çok da kötü değilmiş. En iyi kısmını atladı. Evet. Bakın.
şey yapmıyorum ki. Hepsi kötülük kutusu sayesinde. Sadece biraz transfigür modifikasyonla. Hepsi benim hatam. Romeo'yu durdurabilmek için yanlış şeyi denedim durdum. Eğer tek bir şeye odaklanmış olmasaydım Romeo kötülük kutusunu bitirmezdi. Bu büyük kötülük kutusu. Eğer beni ararsanız içeride olurum. Telefonda olacağım. İçeri asla giremeyiz. Ha? Haklısın kedi çocuk. Ama Romeo'yu çıkarmanın başka bir yolu olabilir. Kahraman olma zamanı. Merak etme, çıkacaksın baykuş kız. Biz yanındayız. Kedi çocuk, kertenkele. Çok özür dilerim. Size ne kadar iyi futbol oynadığımı gösterecektim. Ama bunu zaten biliyoruz baykuş kız. Hem pas versen daha iyi oynamış olursun. Haklısın. Bu bir takım oyunu. Biz de bir takımız. Kahraman olma zamanı. Oy! Baykuşu ay topundan çıkarmamız gerekiyor. Topu patlatabiliriz. Mesela neyle? Büyük, sivri bir şeyle. Ha, müzenin önündeki bayrak direği olur mu sizce? Kertenkele, sen topu yuvarla. Kedi çocuk, sen öne geçip yol göster. Nerede bu pijamaskeliler? Bu taraftan, biraz sola. Dikkat et, önünde direk var. Topu buraya gel. Hayır. Hey, neden yavaşlıyoruz? Bu ay kızı, ay mıknatısı ve çok güçlü. Biliyorum. Takım olarak oynamalıyız. Kertenkele süper gücünü kullan. Kedi çocuk süper hızını kullan. Ben de kanat rüzgarımı kullanacağım. Harika işte pijamaskeliler. İşe yaramaz şey. Hadi şimdi şu ay topunu patlatalım. Süper güçlü kertenkele. Hadi şunu hızlıca yuvarlayalım takım. Evet. Ne yapıyorsunuz? Hayır, hayır, hayır. Kocaman robot minik pisici yüzdü mü yoksa? Ha? Şimdi onları bağla. Merak etmeyin, Flash Fiskem sizi kurtaracak. Ama öyle bir kahraman hareketi yok ki. O sadece bir kitap. Flossy Flash. Yumruk ve tekme. Sallanma baykuş kız. Şimdi seni çöpe atma zamanı geldi. Robot. Hayır, bırak beni. Olamaz. Flash viskesi işe yaramadı. Ay! Baykuş kız, iyi misin? Evet, ama özür dilerim. Neden Flossy Flash olmak istedim ki? Ben baykuş kızım. Şimdi Romeo'ya şehirdeki en güzel kitabı göstereceğim. Zaten ben de. Ve yakında hepsinde benim resmim olacak. Çabuk peşlerinden. Kedi arabasıyla onları yakalarız. Tamam, ama bu sefer baykuş güçlerim olacak. Kahraman olma zamanı. Flossy Flash kitabını ne yapacak ki? Baykuş gözler. Tamam. Küçük kuşların söylediğine göre... Burada. Kedi arabası saklan. İyi zamanlama. İşte şimdi şu üç ağacın arkasına gidip çok sıkı çekin. Yere yakın olsun. Eğer Romeo'yu durduracaksak önce o robotu durdurmamız gerekiyor. Ya şimdi baykuş kız? Şimdi ise muhteşem baykuş kız kendi yeteneklerini kullanacak. Önce süper baykuş kanadı. Sonra baykuş gözleri. Baksana Romeo. Hala yesediğim kitabı alamadın. Ne? Git getir robot. Biraz daha uğraşman gerek. Hayır, hayır, hayır. Depoya daha çok bulut dolduracağım. Ay gücü, daha çok bulut. Hepsi tanka girecek. Kedi çocuk. Yardım et. Bunu yapabilirim. Islanmayı sevmiyorum ama arkadaşlarımı da yarı yolda bırakamam. Kahraman olma zamanı. Süper hızlı kedi. Gelin.
Yıldırımdan daha hızlı. Muhteşem kedi çocuk bulutların altında koşuyor. Hepsi onu kovalıyor. Ne? Dur! Ne yapıyorsun? Eğer ben ıslanacaksam Ay Kızı, sen de ıslanacaksın. Çok ıslandım. Durun! Durun! Hayır! Evet, hallettim. Şimdi bunu tersine çevirelim. İşe yarıyor işte. Kertenkele, çabuk depodaki bulutlardan kurtulmalıyız. Geliyorum kedi çocuk. Süper güçlü kertenkele. İşte başardık. Bütün bulutlar kayboldu. Ve güneşi de kurtardık. Ver şunu bana. Hayır. Bırak. Hayır. Hazır? Hazır. En iyi süper kahraman kazansın. Süper uçma hareketime bakın. Güzel ama yapışkan kertenkeleye de bakın. Benim süper sıçrayan kedime kadar değil. Hey! Hey! Bu haksızlık ama. Şimdi asıl kedi gücünü bir görün. Süper kedi hızı. Süper güçlü kertenkele. Hey, bu da haksızlık. Süper sıçrayan kedi. İşte böyle kazanılır. En iyi süper güçler tabii ki benim. Bu imkansız. En güzel güçler benimkiydi. Ben kazandım. Bence en iyileri kesinlikle benimdi. Ben kazandım. Yine. Benimle boy ölçüşemezsiniz. En büyük baykuş kız. Ha? Kertenkele? Kedi çocuk? Kedi çocuk! Hey! Hayır! Ay kızı yakalamış. Onları yenmeye çalışmasaydım hala birlikte olabilirdik. Hey! Kahraman olma zamanı. A takımı kazandı. Bakın pijama askeriler, güveler istediğim her şeyi nasıl da getiriyor. Merhaba Ay Kızı. Güvelerin iyi ama eminim en büyük oyuncağı getirecek güçte değillerdir. Şu dev T-Rex'i. Ne? Çok kolay. Hepsi bir takım olursa onu da getirebilirler. Yapma seni deli kedi. Şimdi iniyoruz. Saçmalıyorsun, çakılacaksın. Tabii numara değilse. Kim numara bu? Baykuş kız. Merak etme, iyiyim. Artık tek pijama askerinin sesi yetmiyor. Üçününkünü de almalıyım. Ha? Hayır, sesimi kaybediyorum. Bizim de sesimizi çalıyor. Yani Dahiyane Romeo herkesin sesini alıyor mu? O muhteşem ötesi biri. Ama biz değiliz. Seslerimiz olmadan bir daha onu asla durduramayız. Hepsi de kertenkelenin fırsatı varken sesini almaması yüzünden oldu. Çok beceriksiz biri. Ne dedin sen? Kahraman olma zamanı mıymış? Rüyanda görürsün sürüngen. Bu seslerle ne kötü şeyler yaparım şimdi. Suçu da pijama maskelilere atabilirim. Düşündüğünden de daha iyiymişim.
Neden duruyorum? Acaba motorda mı bir sorun çıktı?